Evet, belediyelerle ilgili bir şikayet, bir ağlama hali var CHP'de. Kazandığı belediyelerle yapacakları işlerle ilgili bir şikayet hali var. Yönetemeyeceğinizi düşünüyoruz. Sayın Şahin Usta, lütfen tamamlayın. Niye talip oldunuz diye sorar bu millet. Yapmak istediğiniz hiçbir iş için hiçbir engeliniz yok. Çoğunda belediye meclis üyelerinde de hakimsiniz. İstediğiniz kararları alır, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ancak millete çıkıp yok şöyle yok böyle ağlayarak yönetemezsiniz tabii ki. 22 yıl önce bu iktidarı AK Parti aldığında yokluklar ve yoksulluklar içerisinde bütçesi bitmiş bir ülke halindeyken alıp ayağa kaldırmayı beceren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bugünlere gelmiştir. Para var, her şey bol, iş yapacağız diyorsanız buna kimse bir şey demez. Ama yönetmek bir beceri işidir, idare etmek bir beceri işidir. SGK prim borçları zaman zaman belediyelerimizin bir takım mahsuplaşmalarla, SGK ile yaptığı anlaşmalarla Sayın Şahin Usta, son kez uzatıyorum, lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim. Ödediklerini, elimde belgeler var ama çok uzun, tek tek her belediyenin dokümanları var. Bunları paylaşırız. Yine aynı usulle yapılacağını, kimsenin bütçesine el konulmadığını, SGK'nın Sayın Çalışma Bakanımızın açıklamalarına da bakılırsa eğer, bir takım ödeme kolaylıklarının getirileceğini, yine mahsuplaşmaların yapılabileceğini, ancak bu borçların böyle bırakılamayacağını, bu sadece bizim elimizde olan belediyeler için değil, yıllardır CHP'nin elinde olan veya farklı belediye partilerin elinde olan belediyeler için de aynı şey geçerli. Bizim belediyelerimiz için de aynı şekilde geçerli. Kolaylaştırıcı bir yöntem ile bu borçların tahsil edilmesi için bir girişimde bulunduklarını bakanımız da açıklamış. Derdimiz vatandaşımızın zorluk çekmesi değil. Bir belediyeyi bu farklı bir siyasi parti yönetiyor diye o şehirde yaşayan insanlar da bizim sorumluluğumuzda. Biz o insanların da huzur, güven, su, ulaşım ve her türlü hizmet... Evet, teşekkür için açıyorum. Lütfen tamamlayın. Her türlü hizmete ulaşabileceği bir anlayışla yönetmeye çalışıyoruz. Beklentimiz de farklı siyasi gruplardan da olsa belediyelerin aynı uzlaşı içerisinde çalışmasıdır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi Sayın Başkan, devlette devamlılık esastır, idare bir bütündür. Her belediye bir önceki belediyeden aldığı borçları öder, ödemeli. Bunda bir sıkıntı yok. Benim sormuş olduğum soru şu. 20 yıldır, daha öncesi de var, yönettiniz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin SSK ve vergi borcu 4,5 milyar. Ve bu belediyeyi yeni kazanmışız. Bugüne kadar icraya vermek aklınıza gelmedi de şimdi niye veriyorsunuz? Bu soruda bir yanlış taraf var mı? Ya da Keçiören Belediyesi 1,2 milyar, İstanbul'da, Ankara'da bakın 19 milyar bugünün kuruyla alınan borç. Sayın Yıldırım, lütfen. Susacaksa ben konuşayım. Lütfen. Böyle olmaz. Sayın Yıldırım. Adını Yıldırım. Grup başkan vekili saygı sayın istiyordu. Yıldırım. Sayın Yıldırım. Sus. Sayın Yıldırım. Sayın Yıldırım. Sayın vekilim. Lütfen bak, burada insicam da bozuluyor. Meramını anlatsın. Sayın Şahin Usta söz istedi. Ona da gelince söz vereceğim. O söyleyeceği varsa söyleyecek. Sayın Başarır, buyur. Hani? Süre yeniden başla. Bakın 2019... Ya da 2024'teki bu borçları topladığınız zaman 100 milyarın üzerinde zaten. Ve 20 yıllık borçlar bütünü. Ben o gün almadım, bugün siz kazandınız, aldım mantığı yanlış diyorum. Çirkin bir anlayış bu. Bu bir. İki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yanmış, bitmiş, yıkılmış bir ülkeyi devralmış, kurtarmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Müfit Gürtuna. Recep Tayyip Erdoğan'dan belediyeyi 1,5 milyar dolar borçla aldım. Borçsuz devrettim diyor. Daha sonra peki Ekrem İmamoğlu milyarlarca liralık borçla devralıyor. Bir sefer borçlanmak ve batırmak sizin fıtratınızda var. İşte bunu ben söylemiyorum. Sizin partinizin belediye başkanı söylüyor. 1,5 milyarla aldım, sıfır borçla devrettim diyor. İki, ya ne güzel. Sayın Başarır, lütfen tamamlayın. Sanki sizden önce bu ülke taş devrinde yaşıyordu. Hiç. Buzdolabı yoktu, televizyon yoktu, hiçbir şey yoktu. Fön makinesi yoktu. Irmaklarda yıkanıyorduk. Ya neyin aklı bu?
Bir bakın, 2002'deki bir emekli aldığı maaşla 8,5 tane çeyrek altın alıyor. Bugün 2,5 tane alıyor. Bu ülkeyi kurtardıklarını söylüyor. İç ve dış borç 12 kat artmış dolar bazında. Geleceğimiz ipotek altında, ülkeyi kurtarmışlar. Vallahi bakın, emeklisi de, işçisi de, adaleti de, sınır komşularımızla, ilişkilerimizle her şeyimiz çok daha iyiydi. Açlık yoktu, açlık. Emekli şu anda çöpten ekmek topluyor. İşçi açlık sınırının altında yaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi kurtarmış. Ülkeyi batırmış. İşte... Sayın Başarı, son kez uzatıyorum. Lütfen tamamlayın. 22 yılın sonunda ülke bir avuç müteahhite teslim edilmiş. Her ihaleyi pazarlık usulü açık olmadan, rekabet olmadan alır. Vergi vermez. 85 milyon ona öder. Bir grup zengin milyonları açla mahkum eder. Sonra yaşasın Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyeyim ki ben? Sayın Şahin Usta, buyurun. Başkanım, teşekkür ederim. Sokak hayvanları ile ilgili mevzuyu vakti geldiğinde burada genel kurulda tartışacağız. Ancak şunun bir sorun olduğunu ve bu sorunun çözümü için buranın sorumlu olduğunu unutarak CHP toplamcı bir yaklaşımla biz bu kanuna karşıyız. Hiçbir çözüm önerisi de getirmiyoruz. Bırakalım sokaklarda köpekler, çocukları, insanları parçalasın bantıyla yasayı geçirmeyeceğiz diye burada açıkça kendisi de ifade etti. Şunu söylemek istiyorum. Kimse katliamdan bahsetmiyor. Diyoruz ki bu kadar hayvansever var bu ülkede malum. Gelsinler, bu hayvanları sahiplensinler. Buyursunlar, bunu getiriyoruz kanunla. Sokakta hayvan olmaz, başıboş köpek olmaz. Hayvan seversen kim, ne istiyorsa, kuralına uygun gelsin, sahiplensin köpeği. Alsın, baksın, kimsenin buna itirazı yok. Aslında bu yasanın özünde sahiplenme var. Eğer sahiplenme... Sayın Şahin Usta, lütfen tamamlayın. Sahiplenmekten çekiniliyorsa, korkuluyorsa... Belediyeler barınakları kursun, bu barınaklarda bu hayvanlar sokakta ölmekten kurtulup barınaklarda yaşatılsın derdindeyiz. Ha, bunları görmüyorlar, duymuyorlar, yasayı da çarpıtarak toptancı bir yaklaşımla meclisin bu yasayı çıkartmaması için gerekeni yapacağız diyorlar. Bizim meselemiz bu millete hizmet etmek. Buraya gelen her vekil bu milletin sorunuyla çözüm üretmek için sorumlu durumda. Sadece ben değilim, sadece AK Parti değil. Ha, onlar sorumluluktan kaçıyor olabilirler ama biz bu sorumluluğun farkındayız. Biz bunu çözmek durumundayız ve çözeceğiz inşallah. Evet, belediyelerin borçları var. Sayın Bakanımız da açıklama yapmış. Bursa Belediyesi'nin borcuyla ilgili söylüyor. Bu borç sadece SGK borcu değil, yapılan yatırımlar. Hem de 20 yıllık borç da değil o. O yatırımlarla ilgili borçlar. Sadece SGK ile ilgili olan borcunu söylemiyorlar. Şimdi Sayın Bakanımız açıklamış. SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye. Sayın Şahin Usta, lütfen tamamlayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi 5.7 milyar, İzmir 5.3 milyar, İstanbul 3.3 milyar, Adana 3 milyar, Şişli Belediyesi hep CHP'nin de 1.8 milyar TL. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bizim derdimiz kimseyle kavga etmek değil, belediyelerin çalışmasını sağlamak. Gelsinler, anlaşsınlar, mahsuplaşsınlar. Bu borçları yavaş yavaş ödeyerek insanların kendi çalışanlarının da hakkını yere düşürmesinler. Teşekkür ediyorum. Sayın Başarı, buyurun. Şimdi önce hayvan yasası ile ilgili Sayın Grup Başkan Vekili'nin söylediklerinden başlamak isterim. Demek ki komisyon toplantılarını ve genel kurulu hiç takip etmemiş. Sayın Başkan, bakın. Ben bilen insanlar hiç korkmam. O bildiğini bilir. Ben bilmeyen insandan da korkmam. O bilmediğini bilir. Ama az bilenden çok korkarım. Ne bildiğini bilir ne bilmediğini. Aynı böyle bir durum var burada. Şimdi ben dedim ki bir... Bu hayvanların toplanması sanki böyle bir ölüm kampı gibi ve bunu belediyeye yüklenmesi olmaz. Öneri diyorlar, çıkartın. İki, ötenazi ve uyutma konusunda kesin güvenceler verin. Üç, bunların ıslahı, aşısı, kısırlaştırması ile ilgili belediyelerin sorumluluğu kadar iktidarla sorumlu olsun. Bunu 100 yerde söyledim. Çözüm üretmemiş. Alın size çözüm. Sayın Başarı, lütfen tamamlayın. İşte çözümü veriyorum.
Çözümü... Allah Allah! Sayın Başar, genel kurula... Neyse, çözümü söyledim. Üç yerde söyledim. Burada ulaşabiliriz. Sayın Vekil, ulaşabiliriz. Lütfen dinleyin. Ama öyle sağlıklı bir tartışma olmuyor. Herkes... Gelelim. Meramını anlatsın. Siz de anlatacaksınız. O da anlatacak. Buyur. Dedi ki, sorumluluktan kaçıyorlar mı? Ben hatırlatmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili 31 Mart'ta Türkiye'de birinci olmuş bir partinin grup başkan vekili. O sıfatla konuşuyorum. Bu yetkiyi halk bize verdi. Sorumluluk sahibi olmasak vermezdi. Bu bir. İki, siz artık hiçbir sorumluluğu alamazsınız. Futbol Federasyon seçimlerinde bile divan başkanlığına Konya milletvekilini yolladınız. Herkes baskı yaptı, kaybettiniz. Artık yokuş aşağı gidiyorsunuz. Sorumluluk. Sayın Başarı, lütfen son cümlenizi söyleyin. Sorumluluk belediyelerde bizde, yakın bir zamanda da bu ülkenin yönetimi de bizde olacak. O zaman görecek bakalım sorumluluk nasıl yerine getiriliyor. Peki. Sayın Kılıç, buyurun. Vereceğim. Sayın Kılıç. Sayın Filiz Kılıç. Ben istemedim. İstemedin mi? Sayın Şahin Usta, buyurun. Sayın Başkanım, sokak hayvanlarıyla, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yasa çalışmalarını yakinen takip ettik. Komisyondaki tartışmalarda da, uzun süren tartışmalarda da bu konuların hepsi tek tek anlatıldı, konuşuldu. Yasayı imzalayan arkadaşlarımızın hepsi tek tek anlattı. Bazı gerçekleri anlatmakla maalesef karşımızdakileri aktaramadığımızı düşünüyorum. Bunların hepsi kayıtlı, tutanaklarda yazıyor. Bu çözüm önerileri, belediyelerin de, bakanlığın da, valiliklerde kurulacak olan kurulların da hepsinin de sorumlulukları tek tek belirtilmiş durumda. Bu yasayla ilgili toptancı biz çıkartmayacağız yaklaşımını yanlış buluyorum. Bu meclisin bu sorumluluğunu yerine getirmek zorunda olduğunu hatırlatıyorum. Bu toplumun bir sorunu, toplumsal bir sorun ve çözmek için göreve davet ediyorum. Teşekkür ederim. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.